Merhaba arkadaşlar. Bugün 1 Aralık 2021. Sanırım bu gece artık don olur. -2'lere gelecek. Benim çiçekler hala balkonda. Don olmaz diyerekten almadım. Ama artık bu gece alabilir. Onun için korkma. Bu gül çekiminde burada yapayım mı? Şimdi devam edeceğim. Çiçek alacağım arkadaşlar. Çiçeklerimi içeriye taşıyacağım artık. Bahara kadar, Nisan ayına kadar içeride benim içeri misafirler olacaklar. Yine bize oturacak yer kalmayacak. Evin içine çiçekler oturacak. Arkadaşlar bugün dalından gül dökmeyi göstereyim size. Ben daha önceki yıllarda hep gül dikiyordum. Çok gül diktim. Dalından gül çok diktim. Daha çok arkadaşlar buraya güz aylarında, kış aylarında bu mevsimde Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat her zaman diktim. Ama beyaz gül, sarı gül, pembe güller çok daha verimli olduğunu gördüm. Onlar daha fazla tutuyorlar. Bugünkü de güller beyaz gül ve benim bahçede vardı dikensiz ebrolü, çok güzel kokan eflatun ebrolü bir gülü var. Ondan budadım. Uzun süredir de dikmek istiyordum ama bir türlü fırsat bulamadım. Bugüneymiş nasip, Allah'ın izniyle arkadaşlar. Evinizde, balkonunuzda gülünüz varsa, bahçede ya da komşularda vardır. Onlar budadığı zaman arkadaşlar getirin böyle. Ben daha öncekilerde yapmamıştım böyle yaralamamıştım. Bunlarda birkaç tanesini, buralarını yaralıyorum. Bakalım nasıl kök salacaklar. Şu dikenlerini topladım, alıyorum. Bunları diktikten sonra direkt aşağıya alacağım arkadaşlar. Geçen yıl içeride tuttum, çok verimli olmadı. Güller içeride fazla verimli olmuyorlar. Güller daha çok kışın dışarıda, soğuk havada daha verimli oluyorlar. Daha önceki yıllarda denedim. Tutuyorlar arkadaşlar, kökleniyorlar, yani çimleniyorlar. Eşimin dediği gibi çimleniyorlar, kökleniyorlar. Bahçeme öyle ben çok gül ürettim, çok gül diktim. Kimisini dağıttım, kimisini bahçeme diktim. Sizler de böyle getirin arkadaşlar, direkt böyle dikebilirsiniz de. Bu sefer böyle yaralıyorum. Bakalım nasıl sonuç verecek onu bilmiyorum arkadaşlar. Yaralayacağım. Bahçenizdeki toprağı, hazır toprak falan da karıştırabilirsiniz. Direkt hazır toprak nasıl olur onu bilmiyorum arkadaşlar. Ben yine hayvan gübresini falan, daha önceki yıllarda sadece bahçe toprağı, hayvan gübresi falan ne buluyorsam ondan dikiyordum. Bu sefer elimde gübre var, koyun gübresi, altına onu koydum, biraz da milli toprakla harmanladım, onunla dikiyorum. Dikelim, yeşersin, balkonlarımız çiçek bahçesi gibi olsun arkadaşlar. Biz yazın burada işte güzel oturup çay kahve içebiliyorduk. Göz hoşluğu oluyor yıldan gelip geçene dair. Gözlerine bir hoş görünüyor arkadaşlar. Güzellikler bitmesin. Dikelim. Hediye edelim yani. Kendimizin çoksa bile başkalarına da hediye edebiliriz. Ne kadar güzel olur değil mi? Önemli bir günde bir arkadaşınıza, bir tanıdığınıza götürüp böyle gül şey yapmanız. Ben daha yıllar önce dikmiştim de bahçede tutturdum. Teyzeme götürdüm. Bir tane dayımlara, teyzeme götürmüştüm. Teyzem hala bana der ki bu güller Kezban'ın gülleri. Kezban getirmişti, onun gülleri diye hep hatırlar yani. Güzel anılar bırakabiliriz arkadaşlar. Bunları da kimlere veririm artık bilmiyorum. Şimdi çekimden sonra artık çiçekler işini taşımaya başlayacağım. Bakın arkadaşlar, geçen hafta dikmiştik. Balkonlarınızda ıspanak, marul falan yetiştirin. Maydanoz, yeşil soğan yetiştirmekten video çekmiştik.
Bakın şeylerimiz, marullar tuttu. Geçen hafta diktik bunları. Bakın marullar büyümeye bile başladılar. Göbeklerinden sürmeye başladılar. Soğanlar oralarda, her tarafta. Yanlarında rokalar. Bu çiçekleri aldığım zaman, çiçekleri aldıktan sonra aşağıdaki rokaları falan da getireceğim. Hani bana lazım olduğu zaman hemen şurada mutfak var. Hemen çıkıp almak için. Mesela kar yağar, kış yağar, yağmur yağar. Ama buradan olursa ben bu sebzeleri çok rahat hemen alabilirim. Zamanımızı değerlendirelim arkadaşlar. Üretelim. Zamanımızı değerlendirelim. Gül dikelim. Sebze ekelim. Çiçek ekelim. Zamanımızı değerlendirelim. 3 günlük bir ömrümüz var. Onu değerlendirelim. Boş geçirmeyelim. Ömürlerimizi boş geçirmeyelim. Köklerini sıkıştırıyorum arkadaşlar. İnşallah tutar da baharda bunları size gösteririz, paylaşırız. Çiçek açtığını falan da inşallah görürüz. Burada şimdi beyaz gül, daha çok beyaz gül var. Onun için tutma olasılığı fazla. Var yani, tutma olasılığı çok. Şeyden ne kadar tutar bilmiyorum. Hatta geçen sene elimde geldi. Geçen sene diktiklerimden bir tane. Bakın arkadaşlar, kasım patlarına bakın, ne kadar güzel maşallah. Saksıda güllerin yanına dikmişiz birer dal. Dalından kırıp da dikmeydi bunlar galiba. Bakın ne kadar güzel. Hala. Ay, şurada barış çiçeği varmış, onu hemen içeri alayım. Size geçen yıl baharda falan, Şubat'ta mı dikmiştik, ne dikmiştik? O gülü göstermek istedim de. Bakın arkadaşlar. Geçen sene Şubat ayında dedim, Ocak veya Şubat'taydı, bu gülü dikmiştim. Bakın gül tuttu. Ondan sonra onun yanına ben kedirnağı çiçekleri dikmişim. Onları şöyle tohumları falan dökülsün buraya. Bakın tutuyorlar yani. Allah'ın izniyle bir şekilde tutuyorlar. Beğen, o gül de sizin köydeki evden geldiğin herhalde Naz. Pembe. Yani salkım salkım pembe gül. Onu inşallah bir yere şey yaparız. Emekler. Yani bugün birçok işimi kendim yaptım arkadaşlar. Mutfakta temizlikte bir sürü iş. Ama bunları da bana bir saat zaman ayırsam, bir saat gibi bir zamanda, bakın gül ekiyorum, dikiyorum, saksılarına bakıyorum. Bunu aşağı koyacağım. Bana bir gülün şeyi olmayacak, eziyet asla olmayacak. Koyacağım, o yağmurla karla kendiliğinden olacak artık. Bahçelerinize, şey, balkonlarınıza sebzelerinizi ekin arkadaşlar. Bakın şey de büyümeye başlamış. Bunları geçen çekimde işte bakın dikmiştim, buralarından yeşillenmeye başladılar. Kışın burada lazım olduğu zaman hemen tazecik alacağız. Bu hemen, soğanlar kışın büyüyor arkadaşlar. Onlar büyümeye kış şartları devam ediyor. Mesela ıspanak, maydanoz, roka, bunlar kış şartlarında şey büyüyorlar. Yeter ki ekin, dikin arkadaşlar. Yeter ki ekin, dikin. Bomboş bir hayatımız olmasın. Geriye baktığımız zaman işte çiçek ekmişiz, zamanımızı değerlendirmişiz, onu birine hediye etmişiz.
Ne kadar güzel bir zaman olur. Doğaya katkımız oluyor. Eğer birini hediye edersek ahirete yatırım yapmış oluyoruz. Hem sevaba giriyoruz hem bu dünyada güzellikler yaratıyoruz arkadaşlar. Lütfen ekelim bunlardan. Çoksa sizin hediye edelim. Galiba aynı şeyi çok söyledim. Hava sabahtan çok güzeldi. Güneş çıkmıştı. Şu anda soğudu. Galiba akşama kar mı yağacak, yağmur mu yağacak? Artık hızlı bir şekilde benim bu çiçekleri almam gerekiyor. Hatta buralara da şu küçük soğanlardan buraları da dikebilirim. Dikerim, onları kopartırım. Güller kalırlar yanında arkadaşlar. Değerlendirmek zamanı. Zamanı da değerlendirelim. Toprağı değerlendirelim. Saksılarımızı değerlendirelim. Dışa çıkınca bakın şu 5 kiloluk teneke, ben bunu geçen yıl cevizi ekmiştim. Daha önceki yıl şey dedim, fesleğen dikmiştim. Geçen yıl ceviz ektim. O çıkmadı. O çürümüş. Yani çok ektim. 6 tanesi falan çıkmıştı cevizin. Şimdi de gül dikiyorum arkadaşlar. Bu eski tenekeleri bile değerlendiriyoruz. Sonra ben aşağıda başka bir de sarı gülümüz var. Onu budayıp dikeceğim. Bugünlük size bunu göstermek istedim. Dalından arkadaşlar nasıl gül dikilir onu göstermek istedim. Bu sene yaraladım köklerini. Daha öncekilerden olduğu gibi dikiyordum. Şöyle yandılığını arkadaşlar keserken kesip dikiyordum. Bu sene şu şeylerini biraz yaraladım. Belki köklenmeye faydası olur diyerekten. Evet arkadaşlar, güllerimizi diktik. Sizler de dikin diye, örnek olsun diyerekten gösterdik. Bakın begonvilimiz hala açıyor. Şu begonvil artık açmayı durdurdu. Onları içeri almamız gerekiyor. Bu begonvil hala güzel güzel balkonumuzda açıyor. Şimdi haftayı falan da begonvilin bir dalını kesip dikeceğim. Bunlar kız kardeşimindi. Artık ben birer ikişer dal üreteceğim. Hoş kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Zamanınızı değerlendirin. Sizler de ekin, dikin, üretin. Kendi bahçenize dikin. Birine hediye edin arkadaşlar. Yalnız üretin. Hep üretin. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.